Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buradayız. Dikili saçlarımızla tabii ki, ama yarın sabah 10'a 10 gala Kamil'de randevumuz var. Hepsini kesecek sevgili Bertan. Konuğumuz Bertan Özberkman, bir iş insanı arkadaşımız. Oero Trading, doğru söyledim, Oero değil mi? Oero Trading'in Çok aradın bu ismi? vallahi çok aradım. En sonunda bulduk. Buldunuz. Konuşacağız ama önce bazı şeyler anlatayım. Bir keresi yarın, birincisi yarın berberler açılıyor. Yarın nasıl açılacakları, nasıl yapacakları konusunda daha önceden belirtilen kurallar var. Randevu usulü yapacağız bu işi diyorlar. Berberler dışında çok önemli bir sektör daha var. Hazırlanan açılmaya. Çünkü şu anda Sağlık Bakanlığı'nda uzmanlarla Restorancılar Birliği'nin bazı yöneticileri bir araya gelmiş durumda. Uzmanlar bunlara, bizim bildiğimiz kadarıyla, neden oturmalı restoran bölümünü aşmadıklarını anlatıyorlar. Neden orada bulaş riskinin daha yüksek kabul edildiğini. Ancak bize gelen, ikna olurlar olmazlar onu bilmiyoruz şu anda. Bize gelen duyumlar, restorancıların öyle ya da böyle pazartesi günü iş yerlerini, oturmalı bölümlerini, özellikle bahçe kısımlarını açacaklarını, 2 metre mesafeyle masaları yerleştireceklerini, oturma sandalyeleri de birbirlerinden 60 santim uzağa koyacaklarını söylediler. Biz de onu bekliyoruz. Evet, bir kez daha söyleyelim. Bugün çok önemli bir görüşme, çok önemli bir toplantı, çok önemli bir buluşma vardı. Serhat İncirli ile Bertan Özberkman'ın buluşması değil tabii ki. Ankara'da Başbakan Ersan Saner'in Sayın Fuat Oktay Cumhurbaşkan yardımcısıyla muhabbetiydi. Bugüne kadar alışık olduğumuz bir takım ifadelere yine kulak misafiri olduk, dinledik. İşte şu kadar kaynak ayırdık, şu kadar gelecek. 2,5 milyar bir kaynak ayrıldı. Gelecek, yatırım yapılacak, spora katkı olacak, kültürel katkı olacak, iş insanlarına katkı olacak, o yollar onarılacak. Hatta bu defa spora da değindiler. Sporda da ambargolar, şudur budur, haksızlıktır, hepsini yırtacağız, geçeceğiz, keseceğiz. Hem bütün duaların bunların gerçek olmasıyladır. Çünkü bugüne kadar çok fazla gerçekleşmedi bunlar. Yani hep böyle lafta kaldı. En basitini size söyleyeyim. Kasım ayında geçtiğimiz yıl mesela yarınki köşe yazımın içerisine de bir miktar ondan alıntı yaptım. Gambiya, Azerbaycan, Libya ve Pakistan KKTC'yi tanımaya hazırlanır. Çok iyi. 2021'in ilk ayları içerisinde çok önemli gelişmeler olacak dediler. Herhalde Covid vurdu, olamadı çünkü şu ana kadar. Onun için biz temkinli davranıyoruz ama yine de tabii ki moral bulduğumuz 20 bin aşı daha geliyor hikayesi var. 20 bin aşı. Şu anda polisin uyarısı var, yağmurla ilgili, yaklaşık yarım saat önceki uyarıdır. Bilmiyorum hala devam ediyorum ama Girne Boğazı ile Ciklos arasında şiddetli yağış olduğunu söylediler. Bugünkü özel gündemimizde bu konuyu da size duyurduk. Bir de çok dikkat çeken bir olay, 84 yaşında ismi açıklanmayan bir kişiyi kaybettik. Pandemi, yani Covid-19'dan kaybettik. Bunu da Allah rahmet eylesin. İsmi, biz zaten isim vermiyoruz şu anda. Ama koronavirüs bir can daha aldı. 84 yaşındaki bir kişi. Bakanlık 19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören diyabet ve tansiyon hastası olduğunu söylediği 84 yaşındaki kişinin öldüğünü açıkladı. Yani diyabet ve tansiyon ölüm sebebi olmaması lazım. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Güneydeki Demokratik Seferberlik Partisi, DC, Halkın Partisi'ni ziyaret etti. Neofidu ile Kudret Hoca görüştüler. Demokratik Seferberlik Partisi'nin başkanı Averof Neofidu, beraberindeki heyetle birlikte bugün saat öğleden sonra, yani öğlen Sayın Kudret Özersay ve Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ile bir araya geldi. Erek Çağatay, Girne Milletvekili de bu toplantıda hazır bulundu. Halkın Partisi ve DİS arasında bu türden temas ve diyaloğun bundan sonra da sürdürülmesi konusunda ben
bu tür temasların çok iyi, çok güzel temaslar olduğunu düşünüyorum. DC'nin öteki partilerle de temasları olacağını biliyoruz ama herhangi bir programdan haberim yok. Şu anda bizim gündemimizde en güzel konu aslında aşı ve tabii ki en kötü konu da ekonomik kriz. Bu ekonomik krizi, bu arada CTP ile de görüştüler haberi ya düştü şu anda. DC CTP heyetiyle de görüştü. Tufan Erhürman'la Neofido'nun bir araya geldiğini söylüyorlar. Asıl Makan Soyfikri Toros toplantıya katılanlar, Dış İlişkiler Sekreteri tabii ki Fikri Toros, DC'den de Şaralambu Stavridi ve Yorgo Yorgo katılmış. Allah hepsinin iyiliğini versin, Allah mutluluk versin. Peki o sözler açılardan bir tane daha bize verildi. Bunlar aşıcı değil, bunlar daha aşıcı fazla şeydir. Ama aşı konusu çok ciddi bir konu. Keşke Avrupa Birliği'nden de daha çok alabilsek. Çünkü Türkiye şu anda 20 bin aşı daha göndereceği sözünü verdi. Türkiye'de de çok büyük sıkıntı aşı. O konudaki tartışmalar çok büyük ama bizimkisi çok küçük bir toplum. Keşke yani böyle bir 200 bin tane insana, yani 400 bin toplam aşıyla bir şeyler yapılabilse diye düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Sektöre yaptılar mı? Özür dilerim, sizin yok. Sektörde yok. Evet, Bertan Özberkman, günaydın. Siz daha günaydın. Bilirsiniz dediniz, buyurun. Günaydın değil, neyi öğleden sonradır. Öğleden sonra, doğru. Hoş vakit. Öyle derlerdi ilkokulda, hoş vakit derlerdi. Hoş vakit, evet. Evet, siz daha bilirsiniz dediğiniz konu neydi? Rum tarafının gene daha doğrusu Avrupa Birliği güneye sağladığı aşılardan %30'unu falan mı bize verecekti? Vermesi gerekir diye düşünüyorum ben de öyle ama. Bir rakam gelmedi değil mi şu anda? Yani yok. O tarafa gelen rakamın %30'unu bize vermediler yok. Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla evet. 4700 dozdur gelen. Evet. 2000 doz da İngiltere'den geldiğini tahmin ediyorum. Avrupa Birliği mi verdi bilmiyorum ama evet. Bize güneyden işte o AstraZeneca geldi. Bir de 4700 tane Pfizer midir? Pfizer midir? Nedir? Evet, Pfizer yani. O da ayrı bir konu. Sevgili Bertan Euro Trading'in direktörü ama aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği. Evet. Çok aradığınız ismi. Biraz uzun oldu, haklısınız. Uzun süre düşündünüz herhalde. İlk başlarda aslında genelde biz kendi aramızda konuştuğumuzda şey diyoruz, Tedarikçiler Derneği diyoruz kendi kendimize evet. Ama şimdi Tedarikçiler Derneği dediğimizde birçok sektörü kapsadığı için yani herkes tedarikçi olabiliyor. Yani mobilya satan veya işte ne bileyim ben demir, inşaat malzemesi satanlar, evet. İlaç satanlar da aynı zamanda tedarikçi olduğu için biz kendi sektörümüzü sadece yani derneğimizin adını Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği koyduk. Çünkü genelde hepimiz bu dernekte faaliyet gösteren, üye olan ve bu sektörde faaliyet gösteren bütün arkadaşlar aynı ürünleri hemen kaç hemen satıyorlar. Kaç tane şirket var bu sektörde? 22 şirketiz. Evet. 22 tane 22 daha büyük, üyeniz var. 22 bravo. Tane büyük firma. Evet. Ve bölünmediniz siz ikiye yani. Diğerleri gibi. Yok bölünmedik. Aslında biz birbirimizle çok çetin rekabet yapan, kıyasaya rekabet yapan firmalarız. Yani piyasada birbirimize hiç acımamız yoktur. Ama ortak payda da buluşup bu derneği kurduk. Dedik ki bizim sektörü ilgilendiren, her gün önümüze gelen, hükümetler değiştiğinde, ilgili bakanlar değiştiğinde, farklı politikalar güden politikalara karşı dedik ki biz bir dernek kuralım ki tek yerden bir sesimiz duyulsun. Evet. Bir politika güdelim. Bir şey manifestomuz da var aynı zamanda. Bir de manifesto yayınladık. Evet. Birlikte sorumluyuz dedik. Ki tabii aynı zamanda siz bu ülkenin en büyük 22 tane şirketisiniz yani tabii evet. Caizse. Yani doğrudur. Çünkü Metkin var, herhalde Kaner'ler var. Evet, Metkin var, Kaner var, Atakom var, Arden var, Onan Limited var. Evet. Başka Arnet var. Arnet Aydın Bey'in şirketi. Yüksek Başkı da var. Evet, Atakan'lar var. Başman var, Başman Limited var. Evet, Tolga'yla Ali Başman. Tolga Atakan var. Tolga Atakan evet. Atakom. Atakom saydım evet. Onu. Evet. Onlar ülkeyi getiriyorlar.
Evet. Ülkeri bizim sır şeyi de onlar getiriyor. Evet, Sakar suyunun Saka reklamını yaparsınız. Sabahları izlerim ben. Sakar suyumuz oradadır. Evet. Yani şimdi bir tane de şeyimiz var. Kampanyamız var. Evet. Benim çok dikkatimi çekti. 70 bin adet ürünü evet. ihtiyaçlı insanlara ulaştıracaksınız. Nasıl ulaştıracaksınız? Dernek var arada, başka dernek var. Zayde. Hayır, biz bu derneği kurduktan sonra aslında sadece kendi sektörümüzle ilgili sorunlara değil, memleketle ilgili yapabileceğimiz bir şey varsa onları da tartışmaya başladık. Evet. Tam da biliyorsunuz bu ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Özellikle pandemiden dolayı. Bilirsiniz yani son bir aydır birçok sektörümüz kapalı. Çoğu insan işsiz kaldı. Evet. Çoğu insan ekonomik sıkıntı içerisinde. Biz de dedik ki bu dönemde zaten biz genelde gıda ve temizlik ürünleri ithal ediyoruz. Hep birlikte el ele verip bir kampanya başlatalım. Ve çok başarılı bir kampanya başlattığımıza inanıyoruz. Bu kampanyayı başlatırken de diğer bir amacımız bir data oluşturmak istedik. Dedik ki bilgi bankası. Evet, onun gibi bir şey. Dedik ki sivil toplum örgütlerini, yani bu ihtiyaçlı ailelere ve bireylere yardım yapabilecek olan, onlara elini uzatan sivil toplum örgütlerine bir çağrı yapalım. Öyle bir çağrı yaptık. Dedik ki sivil toplum örgütleri lütfen bize başvursun. Zaten üyelerimizden bayağı bir destek aldık. Sağ olsun herkes elinden gelenin fazlasıyla yaptı. Bir şey portföy oluşturduk. Dedik ki bize başvursunlar. Bu paketleri onların işbirliğiyle bu ihtiyaçlı insanlara, ailelere dağıtalım. Evet. Bunun ismini de kampanyanın adında şöyle koyduk. Bir yanından siz tutun, biz tuttuk. Bir yanından da siz tutun. Evet. Dedik ki birlikte bir platform oluşturalım. Bu sadece bu döneme ait bir kampanya süreci olmasın. Yani bir sosyal yardımlaşma, dayanışma platformu kuralım. Evet. Şimdi 70 bin parça ürün. Evet. Bunun içerisinde temizlik malzemesi, dayanıklı üretim malzemeleri olması lazım değil mi? Yani dayanıklı. Yani peynir olmaz içinde var, mesela. Peynir de var, evet. Peynir de, var. De bağış yapan üyelerimiz onu var. Onu çabuk çabuk ulaştırmanız lazım. Buzluklu evet, araç lazım. Evet, buzluklu araçlarımız var zaten. Farkındaysanız bilmiyorum birkaç gündür bir hayli aracımızı da kampanyamızın adıyla giydirdik. O şekilde tedarik yapıyoruz. Bir de tabii ki o var kampanyanın evet. destek kısmı olarak. Evet. Mesela Yeşilırmak'ta veya Dipkarpaz'da nasıl ulaşsın size insanlar? Benim ihtiyacım var ya, ben temizlik malzemesine ihtiyacım var. Biz tabii ki bu kadar yani. Talep göreceğimizi bilmezdik ama bugün itibariyle bu başvurulara bir ara vermek istedik. Dedik ki başka başvuru almayalım çünkü çok talep gördük. Hem gerek bireysel hem gerek sivil toplum örgütlerinden bayağı bir talep gördük. Dedik ki bugün buna bir şey yapalım, bir ara verelim ve bu sivil toplum örgütlerine bir cevap verelim. Ve dolayısıyla bu hafta, geçen hafta başlama kaydıyla bu haftada birçok sivil toplum örgütü bizim depolarımıza geldiler. Oradan onlara paketlerini teslim ettik. Yarın öbür günde büyük bir ihtimalle bize başvuran bireyler de var. Tabii bunlara da sessiz kalamayız. Yani sonuçta biz sivil toplum örgütlerine şey yaptık, nedir adı, çağrı yaptık ama aynı zamanda bireyler de bize başvurdu. Onlarla da bir kurduğumuz bir şey var, bizim WhatsApp hatları var. Evet. Oradan arkadaşlarımız... Tek insanlara vereceksiniz. Yani mesela ben geldim, bana ne vereceksiniz? Yoksul biri olarak diyelim. Yani mesela ben değil de X kişi. Vallahi paketlerimizde bugün ne kadar yapılmış en zengin paketlerdendir diyebiliriz. Ha, paket her türlü. Yani. Evet, yani paketler tek yaptık. Tek değil yani. Nasıl? Standart paketleriniz var. Evet, standart oluşturmaya evet. çalıştık. Çok zor bir iştir. Çok ben zor bir iştir. Daha yani... önce Halil Falyalı yaptı, izledim olayı ben. Evet. Yani Halil ve Hüsnü Falyalı, onlara evet, da tabii, çok teşekkür ederek tabii ki sizin gibi. Evet. Aynı şekilde 40 bin tane, 50 bin tane paket. Ürün. Ve bunları evet.
günlerce, 4 gün, 5 gün, günde 15 saat çalıştı insanlar tapak etlesinler. Vallahi bizim bu ilk deneyimimiz, bu kadar zor olacağını bilseydik daha önceden hazırlanır da ona tabii göre başlardık. Çok zor bir olay. Şunu dağıtmak söyleyeyim. Ayrı bir olay. Üyelerimizden iki tane arkadaşımız, mesela Necat diye bir arkadaşımız var, Paxel Limited'in sahibi. Artı Ümit var, Süleyman Onan Limited'in oğlu. Bir haftadır orada depoda sırf bu paketlerle ilgilenip hazırlık yapıyorlar. Yani bütün mesailerini bu işe veriyorlar. Bravo, onlara da çok o güzel bir duygu. Şunu da ekleyeyim. Yani geçen gün ve bazı... yani herkesin de 3'er 4'er bin tane ürünü verilmiş durumda. Tabii ki. Parça olarak. Tabii ki. Bu bir başlangıç. Şimdi 22 örgüt, 22 şirketten söz ediyoruz. Evet. Güzel bir olay. Bu bir başlangıç. Ne bir başlangıç var mesela önümüzde? Yani şimdi dediğim gibi biz bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bir data oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Bundan sonra bize talepler gelmeye devam edecek. Bu sadece gıdayla sınırlı kalmayacak diye düşünüyoruz. Evet. Belki ileride başka tür kampanyalarımız da olabilir. Evet. Hepiniz bu ülkenin en seçkin tüccarlarısınız ve siz ticaret odasının da üyesisiniz. Aynı zamanda ticaret odasının üyesisiniz. Neden ticaret odasından ayrıdır bu iş? Yani ticaret odası biliyorsunuz çok büyük bir sivil toplum örgütü ve sağ olsun her zaman ihtiyacımız olduğunda yanımızda duran bir örgüt, sivil toplum örgütü. Ama biliyorsunuz ticaret odasının içinde birçok sektör var. Tutun inşaat sektöründen, perakendeye, perakendeden atıyorum ben. Kırtasiye başkanları mesela. Evet, kırtasiye'ye. O yüzden biz dedik ki biz ayrı bir dernek kuralım. Buna odaklı. Yani kendi sektörümüzle alakalı sorunlara odaklanalım. İhtiyacımız olduğunda zaten ticaret odası hep yanımızda. Onlardan bir destek istediğimizde sağ olsunlar hiç bizi şey yapmıyorlar. Bu kriz yani Covid-19 nedeniyle yaşanan krizin özellikle Kuzey Kıbrıs'ta ve dünyanın birçok ülkesinde marketleri etkilemediği, olumsuz etkilemediği söylenir. Evet. Haliyle marketlere ürün sağlayan tedarikçileri de etkilemediği söylenir. Doğru mudur bu saptama, doğru mudur? Yani kısmen doğru olabilir. Yani şimdi baktığınızda memleketimizde kapalı olan birçok sektör varken her en kötü şartta her yer kapalıyken marketler ve bizler açık olmak durumundayız. Sadece bizler değil biliyorsunuz benzinciler, eczacılar falan filan üreticiler onlar da açık olmak zorunda. Ama nereden bakarsanız bakın bir şekilde de her sektörü etkilediği gibi bizim sektörü de etkilemiştir. Bugünkü nüfusa bakarsanız geçen seneki nüfustan bayağı kat kat altında bir nüfusa sahibiz. Yani hem öğrenci yok hem turist yok. Yani birçok üyemiz var ki otel ve restoranlara hizmet veriyor. Şu anda söyleyin bana bakalım herhangi bir otel dolayısıyla etkilenmedi demek doğru değil tabii. Yani etkilenmiştir ama yine de şükrediyoruz. Yani şükretmek demeyeyim ona da diğer sektörlere göre daha az etkilendik diyebiliriz tabii ki. Evet. Hiçbir zaman kapanmadık. Soru geldi bu konuda da onun için de merak ettim aslında. Hemen sorayım, onu biraz önce okumuştum. Bugüne kadar herhangi bir tedarikçinin COVID'e yakalandığını duydunuz mu? Yani şirket çalışanınızın. Sizin değil sadece. Bizim değil. 22 şirketten. Tabii ki. Sektörde bazı üyelerimizin, çalışanlarının pozitif yakalandığı olmuştur. Çünkü onlar bu korkulan bir olay aslında. Çünkü en çok temas eden buradasınız. Evet. Ama ben şuna inanıyorum. Yani, nasıl tedbir alırsınız? Yani biliyorsunuz 3 tane kural var. Bir tanesi sosyal mesafeyi korumak, diğeri hijyen, diğeri de maske takmak. Yani bunların üçüne de biz çok ciddi bir şekilde PCR'ımızı her 15'te bir bütün üyelerimiz yapıyor. Bazıları eğer şüphelenirse daha sık yapabiliyor ama bütün üyelerimiz bu konuda çok duyarlı. Zaten ticaret odası da bu konuda bir çağrı yapmıştı bütün üyelerimize. Evet. Bu kuralları uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ve yani izole ediyoruz. Yani biz şöyle tedbirler de aldık. Aynı zaman bunun yanında dışarıda çalışan personelimizi mümkün olduğunca bir araya getirmemeye çalıştık. Biliyorsunuz bizim
satış elemanlarımız var, sürekli her bölgede bulunan. Toplantılarımızı iptal ettik. Dedik ki artık ofise, merkeze gelmesin bu arkadaşlar. İşlerine gitsinler, marketlerde siparişlerini alsınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Ondan sonra işleri bitince de evlerine gitsinler. Gerekli temasları da online, gerek WhatsApp aracılığıyla, gerek Zoom aracılığıyla toplantı yapsınlar. Evet. Bu tür tedbirler aldık. Dünyada bütün konteyner fiyatları çok pahalı olmuş. Aynen öyle. Bu önemli. Aslında bunu soracağım. Döviz yükselir, bazı gıdaların fiyatı yükselir. Giden soran marketçiye ne var bu? Döviz yükseldi, bu da yükseldi. Döviz indiğinde vatandaşın, genelde ortalama Türklerin ve Kıbrıslı Türklerin sorusudur bu. Ne ya, o döviz indi, bunlar endirmez gene hikayesi. Ya. O nedir? Maalesef tabii ki tüketici olarak ben de bu sektörde olmasam, ben de tüketici olsam aynı düşünceye, aynı şikayetlere yapardım diye düşünürüm. Evet. Çünkü bir tüketici bilmek zorunda değil, yani fiyat artışının nereden kaynaklandığını bilmek zorunda değil. O sadece raftaki fiyata bakarak yorum yapar. Dediğiniz gibi dövizin artması, döviz düştüğünde mesela tüketiciler şu beklenti içindedir. O gün itibariyle bütün fiyatlar düşecek. Siz bana söyleyin bakalım, 10 gün önceki döviz fiyatından, geçen haftaki döviz fiyatından bugünkü döviz fiyatı, biliyorsunuz geçen hafta bir faiz açıklaması bekleniyordu Merkez Bankası tarafından. Olmadı, gene fırladı. Herhangi bir şey, değişiklik oldu mu? Yok. Olmadı. Ne oldu? Döviz fiyatı yükseldi. O gün itibariyle tüketici isyan ediyordu. Diyordu ki, derdi ki, ya bu fiyatlar, döviz düştü, fiyat düşmedi. Bu hafta kimse sesini çıkarmıyor. Şunu söyleyeyim, yani bizim alımlarımız veya stoklarımız günlük değildir. Biz geçen hafta döviz düştü diye hemen o gün yüksek dövizden aldığımız mallarımızın fiyatını düşürmemiz çok kolay bir şey değildir. Çünkü biz onu zaten yüksek bir fiyata mal etmişiz. Onu kalkıp da biz düşürürsek o gün zarar ederiz. Yani tabii ki zarar ettiğimiz günler de vardır. Rekabetten dolayı her zaman zararı da göze alabiliriz ama maalesef tüketicinin beklentisi olduğu doğrultuda ticaret yürümüyor. Yani kolay bir şey değildir. Evet. Bu kadar değişikliğin, oynak döviz kurlarının olduğu bir şeyde, memlekette, para kurunda yani hareket edebilmek ve anında aksiyon yapmak çok kolay bir şey değil. Mümkün değildir. Mümkün hatta. Değil. Evet. Şimdi İngiltere'de son dakika gelişmesi var. Maliye Bakanı Rishi Sunak 60'lı yıllardan beri vergi yükünü en üst düzeye çıkaran bir bütçe hazırladı. Evet. Bizde bu gibi konular hiç konuşulmaz. Evet. Yani konuşulsa zaten herkes battı diyecek ve bir vergi adaletsizliği söz konusudur bu memlekette. Bu ne kadar rahatsız eder bir iş insanını veya bir KKTC vatandaşını? Ya mesela ben vergi şeylerini en çok okuduğum listelerdir. Öyle mi? Bakarım kim kim ne kadar vergi verdi. Çok iyi. Ve çok ilgimi çeker. Çünkü mesela derim ki Hasan dayının bu sene ödediği vergi kullandığı iki arabanın iki aylık masrafıdır. Evet. Ve burada bir adaletsizlik söz konusudur. Bizde bu devlet yapısı oturmadığı için bu bir rahatsızlık mıdır sizin için? Yani vatandaş olarak. Eğer bir adaletsizlik varsa bir memlekette vergi ödeme konusunda inanın ki sizin tepki gösterdiğiniz kadar adaletli bir şekilde vergi ödeyenler de aynı tepkiyi gösterir. Evet. Ve onlar da bu konuya kendi işlerinde isyan eder. Bizim sektörümüze gelecek olursa, bizim sektörümüz en fazla denetim altında bulunan sektörlerden bence tabii, sayılıdır çünkü. Sayılı sektörlerden bir tanesidir. Zaten biliyorsunuz bütün marketlerden hangi markete giderseniz gidin mutlaka orada fişinizi, faturanızı alıyorsunuzdur. Ve kayıt altında olduğu oradan zaten belli. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim memlekette bir de stopaj diye bir vergi var. Evet. Stopaj ne demek? Peşin vergi demek. Yani biz zaten ithal ederken bayağı yüksek stopajlar da ödüyoruz. Ürününe göre değişir bunlar. Bazen %1, %1, bazen %4. Devlet sizden bunları peşin alıyor zaten.
O yüzden kayıt altında bulunan yegane sektörlerden biri olduğumuz için biz biraz daha vicdanımız rahat, gönlümüz rahat bir pozisyondayız. Evet. Derneğin kuruluşundan bahsettik. Evet. 22 üyemiz olduğundan tedarikçi. Bahsettik. Evet. Tabii hızlı tüketim ürünleri tedarikçisi dediydik adına. Bertan Özbergman kimdir? Öyle aradan girelim. Ben Bertan'ı üniversiteden tanırım. Yani evet, üniversiteden tanırım. Evet. Sen Gazi'deydin, ben Aşkırı'dayım. Evet, evet. Büyüdüm senden. Doğrudur. Ne yaptın üniversiteden sonra Bertan? Vallahi üniversite askerlik yaptım, bittiğinde tabii. Evet, askere gittim tabii 2 sene. Ondan sonra o zamanlar ekonomik sıkıntı bugünden çok daha fazlaydı. Yani o zaman tabii ki ben işletme okudum. İşletmeyi okurken de her zaman herkesin hayali nedir? Bir işletmeci olmak, yani bir tüccar olmak falan filan, öyle bir hayalimiz vardı. Ama memlekete dönünce tabii babam benim memur, maaşlı bir babam, ailem vardı benim. O yüzden bir sermaye bulamadık. Babam o zaman İngiliz üzerinde çalışırdı. İngiliz üzerinde subaydı. Dedi ki gel burada iyi bir münhal açılacak. Gel sen de başvur. SBA polis ol dedi. Polis münhalı açılacaktı. Evet. Ben de gittim başvurdum. Yaklaşık 2,5 sene orada SBA polislik yaptım. Avantajım şuydu. Hem üniversite mezunu olmam. Evet. Hem orada doğmam. Çünkü ben Dikelya'da doğdum. İngiliz üzerinde doğdum. Bir de Rumcam çok iyi benim. Rumca, İngilizce. Rumcayı nereden öğrendin? Rumcayı da orada büyüdüğümüz için öğrendim. Evet. Evet, orada çok arkadaşlarımız vardı. Rum, işte aileler birlikte büyüdüğümüz çocuklar. Onlardan öğrendim. O yüzden hemen yani İngilizce, Türkçe, aldım. Rumca iyi bilin. İyi bilirim. Yani İngilizce, Rumcayı konuşmada iyi bilirim ama yazmada değil. Evet. Konuşmam gayet iyi. Evet. 2,5 sene çalıştım. Tabii o zaman Kıbrıs parası ödenirdi. Kıbrıs lirası. Dedik ya bu iyi maaş. Biz burada yani gayet iyi, rahat bir hayat yaşayacağız ama ondan sonra gördük ki yani bizim içimizde bir şey var, bir heyecan var. Yani ilde de kendi işimizi yapalım, ticaret yapalım falan filan, öyle bir heyecanımız var. Çocukluk da tabii o zaman daha gençtik. Çok tecrübemiz de yoktu. İmrenirdim böyle özel sektörde çalışan birini gördüğümde veya bir ticaret eneği gördüğümde hep böyle imrenirdim. Türk tarafında. Dedim ya ben gittim polis oldum. Herkes bak ne güzel işte müdür olmuş bir yerlerde. Takım kravatla geziyor. Biz işte polis olduk. O zaman sağ olsun Astro açılacaktı işte 1998 yılında falan. Mustafa Boyacı'yı da tanırdım eskiden. Gittim başvurdum, dedim ki ben bu işi bırakmak isterim. Eğer münhal varsa buraya gelmek isterim. Ondan sonra gittim orada çalışmaya başladım. Evet, sonra yeni şirketin oldu. Evet, ondan sonra başka iş yaptım. Çıktım oradan, tabii sermaye mermaye yok. Bir tane kasap bir çocuk vardı orada, Asura çalışan kasap bir müdür. Eskişehirli bir kasap. Ben, o ve başka bir arkadaş da mağaza müdürü. Üçümüz çıktık oradan. O zaman Astro'nun başka sıkıntıları vardı. Dedik ki gel üçümüz birlikte işte bir kasap dükkanı açalım, şarküteri. 5 sene o işi yaptım. Evet. Oradan biraz sermaye sahibi oldum. Çünkü çok küçük paralarla başlattık o işi. Tabii hiç bilmediğimiz bir ama iş. Ama öğrendin, orada öğrendin. Bayağı zorlukları çektik yani. Ondan sonra 2004 yılında da işte Oero'yu kurduk. Oero'nun adı nedir? Ailenin ismidir yoksa? Yok, hiçbir ismi yok. Yani hep arabaların bir, üstünde görürüm yani Oero. Modern bir isim koydum dedim. İnternete girdik. Dedim böyle kısa olsun, böyle kolay kullanabilir. İşte var başka yerde de yani Oero. Oero diye yok. Oreo var biliyorsunuz, bisküviler falan var. Evet. Hatta bizim sattığımız dondurmanın üzerinde de işte Oreo'lu dondurma falan diye var ama. Oero'ya işte kısa geldiği için öyle bir isim koyduk. Evet, sen koydun yani onun ismini. Evet. Ne güzel. Ve şu anda merkeziniz Alayköy sanayide değil. Merkezimiz Alayköy'de. Aynı zamanda şu anda çok büyük bir lojistik dağıtım merkezi yapıyoruz şeyde, Haspolat'ta. İnşallah böyle birkaç sene içinde. Arden yaptı orada. Sonra evet, şey yaptı. Arden, tam dibine, Metkin, Ekin Adademir. Ekin Bey Arden'le yan yana. Evet, yan Metkin yana. Bir euro daha o yandadır sizinki. Bizimki o Ekin Adademir ve Metkin arasında tam evet aynı şeyde, bölge yani. Aynı bölgede, ana yol üstünde. Kolay gelsin.
Bakarım da bütün sektörü biliyorsunuz. Çok iyi bilirim. Yani Arden'le çok uzun süre reklam çalışmam oldu. Hellim. Öyle mi? Mustafa abi çok iyi dostumuzdur. Evet, hellim işimiz oldu. Hadi. Epey zaman. Arden'in hellimleri. Tabii ki diyelim Engin'i, Mehmet'i, onları çok iyi tanıyorum. Şunu söyleyeyim. Tabii ben Tolga Atakan'ı ve Mert Atakan'ı çok iyi tanırım. Yani sadece işle değil, işle alakalı değil yani ben. O iki çocuğun bu ülke için çok güzel değerler olduklarına inanıyorum. Onlar da bizim kardeşimiz. Tolga'nın siyasi kimliği de var. Aynı şeyi Engin için de düşünürüm. Arden için de düşünürüm. Hepsi için aynı şekilde. Hepsi çok güzel insanlar. Tabii ki bu ülkenin en önemli, en eskilerinden biri herhalde ve herhalde tek kadın patrondur değil mi? Raman Hanım, Işın Hanım. Evet, Işın Hanım. Evet, onlar yani ona saygı duymamak mümkün değil. Tabii ki. Yani bizim, onlar da sektör liderlerimizden bir tanesi. Bu güzel. Şunu söylemek isterim ben ekstra size. Bu derneğinde bu bahsettiğiniz bütün arkadaşlarla aynen böyle yani zaman geçtikçe çok ortak noktamızın olduğunu görüyoruz. Evet. Ve samimiyetimiz, arkadaşımız bir o kadar da artıyor. Artık öyle bir olduk. Bizim bir yönetim kurulumuz var. 5-6 arkadaş. Aydın abimiz de var orada. Evet. Aydın abiyi tanıyorsunuz. Evet, onu da Aydın Reşit'e ben. Çok saygı duyduğumuz herkes. Yani eve gidiyoruz. Zoom'dan toplantıya başlıyoruz. Yani daha. Evde hanıma, çocuğa seslendikten sonra başlıyoruz işte. Bir daha. Memleket sorunları hakkında sohbet etmeye. Evet. Şimdi Ekonomi Bakanlığı sık sık fahiş fiyat ve zamlardan bahseder. Evet, doğrudur. Ne kadar haklıdır Ekonomi Bakanımız? Sayın Erhan Arıklı bu ara şeye döndü biraz, şamar olanla herkes ona saldırır ama yani ben saldırmak için söylemiyorum. Ben sadece Erhan Arıklı'nın bu konuda sizi suçlayan bazı düşünceleri var gibime gelir yani. Tam emin de değilim yani ama galiba. Vallahi biz Ekonomi Bakanını bu konuda ziyaret ettik. Evet. O da bizim üstümüze almamamız gerektiğinden bahsetti. Dedi ki siz almayın, marketçiler siz değilsiniz bu konuda suçlu. Genelde işte sebze, meyve fiyatlarından veya işte et fiyatlarından, ilaç fiyatlarından bahsetti. Biz üstümüze almamamız gerektiğini söyledi. Hatta biliyorsunuz o dönemde biraz bizden bilgi istemişlerdi. Evet. Maliyetlerimizden alakalı. Dedi ki öyle bir şey olmaması lazım. Bundan sonra da olmayacak dedi. Ama şunu sorayım ben size, siz bir tüketici olarak şu anda bana bu memlekette tekel olan bir ürün söyleyebilir misiniz? Tekel olan? Tekel yani bir ürün ki adam istediği fiyatı koyar üstüne, sen de almak zorundasın. Ben böyle bir ürün. Yani bir anda aklıma gelmiyor aslında. Yok herhalde değil mi? Olsa zaten gelecek de aklınıza. Öyle bir ürün gerçekten yok. Yani Ekonomi Bakanı'nın aslında bizi yani piyasayı hakkında böyle iddialarda bulunması bence tabii ki kendileriyle görüştük, anlattık. Onlar da bizi anladı. Piyasayı pahalılaştıran etkenlerin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladı. İnşallah yakın bir zamanda konularda bir çözüme gideceğiz diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim ben size, bir tüketici olarak lütfen şunu bilincinize kazıyınız. Rekabetin olduğu bir ortamda, birçok ürünün olduğu bir ortamda, birçok rekabetin olduğu bir ortamda hiçbir zaman fahiş fiyattan bahsedemezsiniz. Öyle bir şey mümkün değildir. Yani biz şu anda 22 tane dernek üyesiyiz. Ama bizim dışımızda belki de 400 tane de irili ufaklı bir hayli de şirket vardır ki ithalat yapıyor. Yani bizim sektörde temizlik olsun, gıda olsun. Evet. Hatta şunu söyleyeyim, marketler kendi ithalatlarını yapıyorlar. Sen Serhat olarak yarın çıkıp da benim herhangi bir ürünümü Türkiye'den bir konteyner yükleyip getirebilirsin. Yasağı yoktur yani. Yok, yasağı yok. Fahiş fiyat varsa zaten sen burada nereye duruyorsun? Çık. Sen de yüzde bahsettikleri rakamlar %100, %200, %300. Çıkarsın sen de yüklersin bir konteyner. Getirirsin, sen de zengin olursun. Öyle bir şey varsa. Yani mesela şimdi Saka benim sponsorumdur. Onu çok söylerim. Şimdi ben gidip Mert ve Tolga'dan ayrı Saka getirebilir miyim? Tabii ki. Getirebilirim. Gidip iş piyasadan bulabilirsiniz, getirebilirsiniz. Evet. Ama o düşündüğü gibi, herkesin suçladığı gibi fahiş fiyatlar olması imkansız.
Saka'nın dünya kadar rakibi var. Bırakın yerli üreticileri, Evsu, evet. ICSU, HDMSU falan filan bunları evet. bir tarafa bırakın. Dünya kadar da ithal markalar var. Tabii yani ki. Burada reklam yaparmış gibi olmayalım ama Pınar Su var işte, Mustafa abinin getirdiği. Hayat Su var, Sırma var. Yani dünya kadar ithal marka var. Bunlar sizce bu kadar ürünün ithalatçının olduğu bir yerde herhangi bir rekabet olmaması mümkün mü? Yok. Zaten herhangi bir sıkıntı olsa bu memlekette ne var? Rekabet kurulu var. Rekabet kurulu dediğiniz kurum herhangi bir ihlalde, herhangi bir şeyde, nedir adı, rekabeti engelleyecek bir durumda gelir sizin ensenize biner. Evet, o zaman şunu şey yapalım, yani Avrupa'dan rahat istediğiniz her şeyi getirebilme şansınız var mı? Tabii mıdır? Ki. Her şeyi getirebilirsiniz. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Yani ben Avrupa'da bulsam mesela diyelim ki ucuza X marka bir şey söylemeyin uluslararası bir tamam. markaya ama. Söyleyin ya. Coca-Cola'yı getirsem evet. ben buraya getirebilirim yani. Getirirsiniz. Zaten o zaman anlarsınız ki bu memlekette o kadar fahişkarlar olmadığını. Yani ben bana bizi suçlayan arkadaşlara, suçlayan değil de yani işi bilmediği için, bu sektörü bilmediği için dışarıdan eleştiride bulunan arkadaşlara şey diyorum. Ya sen de gir. Sen de gir. Bu işe madem o kadar kolay. Gir yani. Madem o kadar yüksek evet. kar var. Genellikle ithalat yaptığımız ülke en çok hangisidir? En çok Türkiye'dir tabii ki. Türkiye'dir. Türkiye evet. Türkiye'deki fiyatlar Avrupa'ya kıyasla eğer orada herhangi bir global markanın üretimi varsa, global firmanın ki genelde bizim hepsinin sektörde var. Çoğunun üretimi orada var. Genelde fiyatları çok çok rekabetçi ve uygun oluyor. Evet. Bazı ürünlerin işte sürekli, örneğin Güney ile arasında çok ciddi fiyat farkı olduğu söylenir bazı evet. ürünlerin. Benim de çok tükettiğim bazı ürünlerde bunu görüyorum aslında. Haklısınız. Gerçi şu anda gidemiyoruz oraya. Bunun Avrupa ve Türkiye midir sıkıntısı? Yani evet. onlar daha rahat Avrupa'dan getirdikleri içindir. Yok, şunu söyleyeyim ben size. Şimdi mukayesede olarak bakarsanız Türkiye'den gelen ürünler, yani biz uluslararası birçok markanın temsilcisiyiz burada. Ama Türkiye'de üretildikleri için Güney ile rekabet etme şansımız bayağı yüksek. Yani bayağı bir rekabet, yani daha uygun fiyata burada alabilirsiniz. Kesinlikle de bizim önemli portföyümüzde bulunan çoğu ürün Türkiye'de üretildiği sürece hiçbir zaman Güney'den daha pahalı olmaz, daha evet. ucuzdur. Genelde zaten bizim piyasa, bütün marketlere bakarsanız daha ucuzdur. Doğru. Neler pahalıdır size söyleyeyim. Devletin elinin dokunduğu ürünler her zaman daha pahalıdır. Yani yüksek fon aldıkları, KDV'nin yüksek olduğu, vergilerin yüksek olduğu ürünler her zaman Güney'den daha pahalıdır. Olur. O yüzden biz her zaman devlete şunu diyoruz. Bizim rekabetimiz sadece kendi içimizde değildir. Biz Rum'da da rekabet ediyoruz. Türkiye'de de rekabet ediyoruz. Yani evet. Türkiye'den insanlar tabii ki İstanbul'a gittiğinde alıp da bir gıda ürününü gelmiyor buraya evet. ama bir şekilde bize eleştiride bulunuyorlar. Peki Covid Güney-Kuzey ticaretini hangi yönde etkiledi? Yani Güney'deki marketler bize kapandı, Kuzey'deki marketler Rumlara kapandı. Evet. Kredi kartı harcamasında biz Rumları ilk günden beri şirketin o bir şirket var aynı JCI'dir galiba nedir adı? JCC. JCC'nin açıkladığı rakamlarda bizim kredi kartı harcamalarımız Güney'den fazla çıkar hep. Ama iddia Rumların çok fazla nakit kullandığıdır. Çünkü Gorkallar kredi kartını bir gün yakalayacak kendini Rum'da diyecek. Gittin ve Loturka'dan şey aldın. Bu Gorkuları var çünkü çok ırkçıdır onlar. Yani bu konuda evet, çok ırkçıdırlar. Doğrudur. Nasıl etkilediğini herhangi bir hesabı kitabı tutulabilir mi yoksa kimse bilmez onu. Tahmin mi yaparık? Yani kapının bir senedir kapalı olması. Mart'tan beri kapalıdır. 1 evet. Mart'tan beri tam. Evet. Bu kapıların kapalı olmasından dolayı bizim marketler zarar mı etti yoksa kar mı etti? Yani tabii ki... Veya bütün piyasa için konuşalım. Yani ayakkabıcılarda. Yani marka ayakkabılar, marka elbiseler. Ben çok insan biliyorum. Belki bu ülke geneline çok yaygın değil ama bilen insan gidip Rum tarafından alırdı. Ve ben şaşardım. Çünkü Lefkoşa'da Türk tarafında aynı markası var. Güney'de 95 euro. Diyelim ki işte 900 lira. Bizde 650 TL. Adam gider alır Güney'den. Gelir derse 650 lira alır ve burada bir tane Nike
650 ve o da 800'dür, 900'dür. Ama 95'i gördüğünde sanki bir psikolojik şey vardı. Neyse, bu züppeliği geçtik ama ya var mıdır öyle bir analiz? Şimdi öyle bir en son test bilinden geri gelerek söyleyeyim. Çünkü ben de yurt dışına tatile gittiğimde kur hesaplamasından vazgeçmezsem genelde mutsuz olur insan. Çünkü sen TL kullandın diye çevirdiğinde şeye... Çok fena olur herhalde. Senin. TL'ye fena gider yani, gidip bir yemek yediğinde, bir şey aldığında dengeyi yememem lazım, pişmemem lazım. Biz bu pandemiden... O yüzden psikolojik olarak dediğin doğru olabilir. Yani insanlar o tarafa geçtiğinde 95 TL ne zannede 95 TL verir belki de. Ya da öyledir işte aslında. Hesaplamaz orada. En son eşimle Finlandiya'ya gittim. Ben de bir yerde yemek yedik. Bir baktım kura, dedim bugün eğlen de bahar. Alıdır KKTC'de bütün sülaleyi yedirebilirdik iki kişiye. Ya ben de sana şey söyleyeyim, Norveç'e gittik biz. Fenamıza giderdi. Şey, suya kötü verdiğimiz para, çeşmeden içerdik suyu. Evet, çok yani kötü. Bilin çeşme suyu da güzeldir orada. Evet, orası fenadır ama. Orası fena o mıydı? İsviçre, evet. İsveç falan. Çarptığında dünya evet. Ya 4 40 euro, euro normal euro. Bir euro şey, burger. 40 euro. Evet. Bir burger yanında iki çipsi, 40 euro verdiğimi hatırlarım yani bir... Tek ama tabii çevirmemek lazım. Bir de onların asgari ücretine bakmak lazım falan filan. Ama şeye geleyim, market etkilemesine geleyim. Şundan eminim ki eğer bu dönemde biliyorsunuz döviz bayağı arttıydı son bir sene içinde. Evet. Ve biz mesela uluslararası bir hayli ürün getirdik. Bunların takibini de zaman zaman yaparak bunun tarafındaki fiyatları kıyaslarız. Evet. Türkiye'de üretilen bizim global markalarımız yani işte mesela Domestos ya da işte Dove. Evet. Mesela. Baktığınızda bayağı ucuz kalıyor Rum tarafına göre. Ha, marketçiler bu yönden bir kayba uğramıştır. Çünkü insanlar gelip burada bu kadar fiyat farkı olduğunda bu tür ürünleri mutlaka alacak. Aynı şekilde marketlerimizin de yani evet. Gerek sigara, gerek içki, gerek işte başka ürünlerden bahsedecek olursak mutlaka onları alacaktır. Ama Avrupa'dan gelen birebir aynı ürünler yani çünkü şunu kabul etmek lazım. Onlar Avrupa Birliği üyesi. Sıfır gümrük, sıfır fon, sıfır işte nakliyat da biliyorsunuz oraya direkt evet. Şey gemileri geldiği için daha düşük maliyette geliyor. O yüzden oraya maliyeti daha düşük olduğu için orada fiyatların daha düşük olması olasıdır. Evet. Bazı ürünlerde yani bir artış yaşanmıştır. Çünkü insanlar o tarafa geçemediği için bu tarafta aynı ürünü bulduğu için bu taraftan almak zorunda. Evet. Bir de şey halkta var, bende de var yani o global marka ama evet. Türkiye'de üretildiğinde daha sanki ucuz oluyor. Daha ucuz ama sanki öyle aynı kalitede değil ya yani Avrupa'nındır. Mesela bir ilaç markası var. Evet. İlaç adı söylemek yasaktır. O ilacın giden soran mesela ağrı kesicidir. Mesela İngiltere'nin isten yoksa Türkiye'nin. Şimdi o ilaç aynı olması lazım. Yani evet. Oradaki de aynıdır. Burada ya bu İngiltere'nindir, ya bu Türkiye'nindir. O daha gelişmiştir. Şampuanda mesela sanki İngiltere'de yapılan şampuan. Yani marka söylersem ver, evet, Head and Shoulder. Evet. Türkiye'de lamba suyu kollar için yani. Yok, aynısıdır yok, değil mi? Yok, tabii ki aynı. Bütün formülü. Formülü hep aynıdır. Bence bu psikolojiktir. Psikolojiktir, yani, evet. O, yani ben tabii onu demeye çalışırım. Bir tartışma konusu da hazır seni bulmuşken burada. İlla ki yerli üretim, yerli üretim, yerli üretim. Ben bunun bir ara tam içine düştüm bu un meselesinde. Çok iyi. Bir tek un burada üretilsin dışarıdan gelmesin dendi. O birileri hayır dendi. Şimdi ette aynı şeyin kavgası yapılır. Dışarıdan et getirelim. Yok bizim hayvancıyı koruyalım. Sizde de var bu tartışmalar. Yerli ürün, sanayi odasıyla ticaret odası arasındaki de en büyük zannedersem kavga sorunudur. Yani kavga derken yok ki birbirine girer insanlar ama nedir oradaki denge veya nedir oradaki normal bir kapitalist insanın bakışı nedir buna? Ucuzu al. Sadece ucuz değil, kaliteli de. Yani fiyata göre, göreceli olarak daha ucuzu tercih eder her zaman insanlar. Artık evet. Ama kaliteliyse... Evet. Evet. Ucuzsa kaliteli yani, sen almayın yerliyi o zaman git al ama değilse de tercih etmen alma. Ama bunu engellemek müdahale etmektir. Evet aynen. Müdahaleci bir devlet
bu sistemde mümkün yani değil. Yani bence en büyük özgürlüklerden bir tanesi tüketici özgürlüğü olmak zorundadır. Yani herhangi bir ürünü ödüllendirecek veya cezalandıracak tek otorite bence tüketicidir. O tüketici hem sizsiniz hem benim hem etrafımızdaki herkesi, bu toplumu oluşturan herkesi. O yüzden devletin herhangi bir şekilde tüketici özgürlüklerine engellememesi lazım. Maalesef bizim sektörde bu tür uygulamalar çok oluyor. Tüketicilerin özgürlüğü bir şekilde engelleniyor. Yani bazı ürünlerde yasaklar var biliyorsunuz, bazı gıda ürünlerinde. Aynı zamanda fonlarla, fon demek ne demek? Fiyatın pahalılaşması demek. Fonlarla birçok ürünün fiyatı da korunma adı altında pahalılaştırılıyor. Yani sen mesela daha pahalıya alıyorsun o ürünü. Sırf nedir? O üreticiyi kalkınsın diye. Evet. Ama bakıyorsunuz aslında o fonun o üreticiye faydasından çok tüketiciye zararı daha fazla. Yani genel olarak, toplum olarak biz bundan etkileniyoruz. Çünkü sen duygusal olarak ne diyorsun? Ya ben yerli üretim tüketelim. Ben de diyorum tamam yerli üretim kaliteli olsun biz de tüketelim. Mutlaka. Biz zaten tedarikçiler olarak sadece ithalatçı olarak anılmaktan anılmak istemiyoruz. Çünkü kendi aramızda hem üreticilerimiz var hem ithalatçı olduk. Mesela ona limited. Hem ithalatçı hem aynı zamanda biliyorsunuz burada yerel ürün de üretiyor. Yani işte pizza üretiyor, şey üretiyor. Arden dediğiniz gibi. Hem Hellim üretiyor hem aynı zamanda ithal markaların dağıtımını da yapıyor. Sampex. O da çok sevdiğimiz bir arkadaş. O hem ithalat yapıyor hem biliyorsunuz burada Hellim fabrikası var. Zeytinyağı fabrikası var. Hatta sizlere kalmıyorsunuz sabahları. Biz üretime karşı değiliz. Zaten olamayız. Yani bu memlekette doğru yapılan bir üretime karşı olmak hiçbir üyemize yakışmaz. Zaten öyle bir niyette olsak bu ürünleri alıp da dağıtımını yapmayız. Evet. Bir kahve markası var özellikle çok popüler bir kahve markası ama Necati Ahmet Özkan ben söylemem kahve markalarını fazla. Çünkü benim tek kahvem Girne John. Mecburum Girne John. Girne John sadece. Cyprus, İngiltere, Dubai ve Türkiye farklıdır diyor tatları. Ne? Olabilir mi? O kahvenin, o markanın. Yani Türk kahvesi gibi satılma kadar. Yok. Nescafe'nin. Nescafe'nin. Vallahi Necati'ye, Necati benim arkadaşımdır. Sınıf arkadaşımdır. Sınıf arkadaşımdır, evet. Bence o da psikolojiktir diye düşünürüm. Ben şimdi senelerdir buradan... Necati'ciyim, psikolojiktir dediğim. Sınıf arkadaşım dediğim. Kesinlikle katılma. Bir gün ona blind test yapalım isterse. Bakalım bulacak mı? Hangisi? Aç barı, barı açtığında... geleceğiz biz Bertan'la bir akşam tabii sana. Abi. Üç tane ayrı getirip blind test, gözlerini kapatıp test yapacağız sana. Ya da Cem'e sor, o çok iyi bilir. Cem Özerk'e sorsun. Cem'e, ha, Cem o da iyi bilir. O da iyi bilir. O bu işleri çok iyi bilir. Yok ona... öyle bir şey. Yani mümkün Türkiye'de değil. Zaten Türkiye'de kahve üretimi var mı? Ben bilmem, duymadım. Yani o da, onlar da ithal ediyorlar. Yani orada paketliyorlar, şişeliyorlar belki de. Bu, yani bence bir fark yoktur. Bu bir kesinlikle şeyle alakalı. Yani beynin algısıyla alakalı. Aynen öyle. Yani beynin algısıdır. Alkollü içeceklerde daha. Yani evet. Evet. Rum'dan insan... aldığımda başım ağrımazdır adam. Yani nasıl? Bu taraftan alırım ya ölüyorum baş ağrısından. Ya bilmem yani inanmıyorum ben ona. Yani geçenlerde bir markayı dedi bana o boydan alma dedi bana biri. Korkuttu da beni dedim ne için? Bunu dedi kanerler kendi doldurur dedi. Gerçekten korktum ama. Yani bir sene oluyor. Yok ya, olmaz öyle şey. Bir sene oluyor bu olaycık olalı. Yanılmıyorsam Vedat'ı aradım. Ne dedim? Vedat böyle bir durum var. Abi dedim ama manyaksın bir şey. Ama şimdi insan korkuyor Türkiye'deki şeyi gördüğü zaman. Gerçi onlar markasızdır. Evet. Evet ama Türkiye'de biri de gayet rahat olarak şeyi yaparlar. Mesela 250 sterline İngilizlere 7 gün tatil satar. Evet. Ama bir marka Avrupa diyelim ki isim söyleyeceğim Baileys'in marka şey fiyatı mesela 2 lira da 2 türüdür. Hı hı. 220 euro.
Nasıl satın? Şişe. E nasıl satsın? Ne yapar? Hayliz yapar kendini. Evet. Aynı şişe, evet. Aynı şey, her şey. E koyduğunda kendini zaten bara arkaya çocukları da vurur üstüne. İngiliz gelir zaten İngiliz saat 9'dan başlar vurmaya şeyi, alkolü. Onun için farkında değil, lokmandan bir tane dediğinde onu 3 euroya alır, satın alır. Bu yapılıyor. Bunu gördüm ben, yapılan fabrikasını gördüm. Bizde evet. Yok Allah'a şükür öyle bir şey. Vallahi ben tenzih ederek bir şeyi de tavsiye etmek isterim sana. Evet. Yani ben yurt dışına gittiğimde bu her şey dahil otellere çoktandır gittim ama gittiğimde genelde bira içerim. Çünkü biranın çok hilekarlığı olmaz. Onun için sana tavsiye ederim. Evet, içecek olan marka söylemeyelim ama da. Çünkü evet. O çok ceza sebebi olur. Markaya girmeyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Mane beyni ve damak tadıdır ve damak tadıdır diyor. Nevati kızdı bize. İbrahim Hüseyin de correct diyor. Nevati doğru diyor. Beyinle alakası yok. Damak tadı diyor. Çok farklıdır. Ben diyor çok ciddi kahveciyim. Olabilir kardeş. Biz sana olabilir. Testi yapacağız ama yani bir gün. Yapacağız ama bir blind testi ona göre konuşalım. Tabii ki. Mutlaka. Bürokratik engeller çok fazla sıkıntı yaratıyor hikayesi ne kadar doğrudur. Son olarak bunu da sorayım. Yani var mıdır bizde öyle çok çirkin bir bürokrasi yoksa artık biz alıştık onları aşarık? Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla bürokrasi var. Bu memlekette siz de bilirsiniz bir vatandaş olarak. Yani bazı bürokratik engelleri aşmak için günlerimizi, saatlerimizi harcadık ve her bizim sektörde de baktığınızda her sektör, her firmanın bir tane mutlaka bu işe dedike edilmiş bir çalışanı vardır ki bu bürokratik engelleri işte gerekli izinleri gitsin alsın, toparlasın ve içeriye getirsin. O da bir maliyettir yani. Evet. Sonuçta bunlar da birer maliyettir. Sivil toplum örgütleri bir araya gelmişler. Bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, daha bir yığın örgüt ve şeyi konuşmuşlar. Borçların yapılandırılmasını. Bu konuda hükümet de olayın farkında değil. Yani çıkarılan yasanın veya uygulamanın ne olduğunun aslında hükümet de farkında değil. İki banka müdürüyle konuştum buraya gelmeden önce. Bir tanesi 4 başvuru aldık dedi. Bugün 4'ü de memur. Borçların ötelenmesini ister. Ve pandeminin hiç etkilemediği sektördür o. Onlar da. Bu fırsatçılıktır. Evet, tabii ki. Ama sen yasa çıkardıysan buna dikkat etmen lazım. Bir başka müdürle konuştum. 8 başvuruları varmış bugün. 6 tanesi devlet maaşlısı. Mümkün değil diyor, biz onlara yapmayık. Tabii ki. Çünkü Merkez Bankası'nın da tutumu lütfen kuralına uygun yapın. Yani pandemi nedeniyle gelirinde herhangi bir değişiklik olmayan insanların ödemelerinin değişmesinde bir anlamı olmaz. Tabii ki. Tabii, bu konuda çok büyük bir sıkıntı. En büyük tartışma konularından bir tanesi şu anda bu. Ve bu konuda şu anda da. Ama her konuda, her şekilde bu tür fırsatçılar mutlaka çıkacak. Evet, ama sonuçta burası serbest piyasadır. Banka müdürü ya da tabii banka yetkilisiyle müşterinin inisiyatifindedir karşılıklı olarak bunu yapmaları. Ama bir devlet tabii ki her borçlu olan benim de hakkım vardır derse gider yapar zaten onu yapsın. Ama bir sürü sektör çok etkilendi. Kiralık araba işletmecilerinden, efendime söyleyeyim, seyahat acenteleri en çok etkilenen sektördür. Sizde istihdama pozitif katkı çok oldu mu yoksa? Çünkü işe almalar oldu dendi. Canlı yayın. Dayım çıkar çıkmaz arayayım sizi nasıl bu arada da böyle konuşmalarımız olur. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani, mesela Oero'da pandemi öncesi kaç kişi çalışırdı? Şimdi kaç kişi çalışır? Hiçbir değişiklik olmadı. Artış olmadı. Pozitif yönde bir artış olmadı. Çünkü, ama en azından negatif de olmadı. Evet, negatif de olmadı. Biz o dönemde tam krizin vurduğu dönemde biliyorsunuz herkes bir endişe içindeydi. Evet. Ve işler ne olacağını bilmezdi. Çalışanlarımız da bayağı bir korku içindeydiler. Biz dedik ki çalışanlarımıza en azından şu şekilde gurur duyun ki bizim sektörümüz bir şekilde çalışıyor.
ve çalıştığı için de biz şanslı bir sektörüz. Ama bu şansımızı sadece kendimizle paylaşmayalım. Etrafımızda yine bugün Tutter olarak yaptığımız gibi. Tabii biz genelde üye şirketlerimizin şöyle bir yapısı var. Biliyorsunuz çoğu da saygın üye firmalardır. Evet. Genelde hayır işlerini kalkıp da böyle basınla falan paylaşmayız. Yani o Hayır, dönemde de hayır. biz OER olarak ne yaptık? Dedik ki biz çalışıyoruz ama etrafınızda sevdiğiniz, tanıdığınız, çalışmayan, kapanan sektörlerden abileriniz, aileniz, arkadaşınız falan varsa biz onlara yardım edelim. Siz çalışın, gurur duyun bu çalıştığınızdan dolayı. Ama çalışırken de o insanlara bir yardımımız bulunsun. Evet. O konularda bir yardımcı olmaya çalıştık. Ama bugün itibarıyla şöyle söyleyeyim. Yani biz bu derneği kurduktan sonra bütün yardımlarımızı hep bir dernek çatısı altında toplama amacımız var. Evet. Ve bu sosyal yardım dayanışma platformunu kullanarak, sivil toplum örgütlerini kullanarak ihtiyaçlı insanlara daha fazla nasıl ulaşabiliriz, nasıl daha fazla yardım edebiliriz o düşünce içindeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bertan Özberkman. Çok Biz çok sağ teşekkür olun. Size ederiz. kolay gelsin. Tutdere'de kolay gelsin. Bütün arkadaşlarınıza da. Çok sağ olun. Necati Ahmet Özkan ikimizi de çok sevdiğini söyler. Biz de onu Tabii. çok severik. Ballı oto yıkama demiş ki 4 ayrı ülkede üretilir, dikkatinizi çekerim diyor, Nescafe için söylemiş bunu. Süleyman Çabuk çok teşekkürler. Hasan Aysal sağ olsun, var olsun. Zarife Dişer çok teşekkür ederim. Cengiz Gusela Güzelay sağ olsun. İsmet Ezel sağ ol. Dağlı da var diyor. Dağlı. İsmet Ezel'in ahbabıdır herhalde. Evet, Değil mi? Dağlı Dağlı. Tabii ki arkadaşımızdır o da. Dağlı Trading. Dağlı Değil mi? bizim sektöre üye, derneğimize üye değil. Ha. İnşallah yakın bir zamanda onu da Evet. aramızda görürüz. Hatice Momin sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bertan benim yanımda otururdu kolejde son sınıfta. 1981'den beri arkadaşımdır diyor. Evet, Yüreği doğrudur. koskocaman bir insan. Ne zaman ihtiyaçlı biri olursa Bertan'ı ararım. Bir kere bile hayır demedi. Sağ O benim olsun. kadim dostumdur diyor Necati. Necati de. Karşı yakaya çok şiddetli dolu yağıyormuş Ali Unyayar. Tabii 51 dakika önce söyledi bize bunu Ali Hocam. Hatice Teralı İncirli bu annemdir. Çok sağ Hadi. olsun. Çok selam Metin söyleyin. Emir Ali Bengisu sağ olun. İyi yayınlar. Herkese çok teşekkürler. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki en çok Bertan Bey'e teşekkür ediyoruz. Sevgili Örsan Balıkçıoğlu, sevgili Berkan Redif, tabii ki Bilal Hasan ve Rabia'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Yarın sabah 07.30 buluşma saatimiz. Yarın sabahki konuğumuz da Sayın İbrahim Benter olacak. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü. Cuma sabahı da Başbakan Sayın Ersan Ersan Saner. Adını unuttum başbakanın. Az kalsın Recep Tayyip Erdoğan diyordum ama yani dil sürçmesi olacaktı. Ersan Saner, sevgili Ersan Saner bize söz verdi. Cuma sabahı buraya olacak. Yarın akşam üzeri artık programlar birbirine de girdi. Emir Ali Tatlıdil. Emir Öyle Ali. mi? Evet, Emir Ali. Biz oraya gidemediğimiz için Emir Ali bize gelecek. Mezeleri getirsin, sorun değil, ayran getiremez. Ayran Hadi. getiremez. Yasak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah da, yarın öğleden sonra da görüşürüz. Hoşça kalın.